Herkese merhabalar. İstanbul İstanbul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bileklik yapımı göstereceğiz. Şu şekilde misineden bileklik yapacağız. Bilekliğimizin modeli bu şekilde. Şu şekilde halka kapamalarla ve misina ile böyle bileklik yapacağız. Gerekli malzemelerimiz misina. Benimki 0.25 ya da 0.20. 0.25 ya da 0.20 misinalar esnek olmuyor çok ince olduklarından dolayı. Bunları daha çok kum boncukları geçirmek için kullanıyorlar. Küçüklüğünü görüyorsunuzdur. Bu yüzden ben de bu nedenle almıştım. Siz 0.7 ya da 0.8 misine kullanabilirsiniz. 0.7 kullanmanız çok daha iyi olur. Bundaki de 0.7 sanırsam. Evet. Evet, bu modelde bilekliğimizi yapmaya başlayacağız şu anda. Gerekli malzemelerimi tekrardan başlayayım. Dediğim gibi misinam, bir kapama halkası, bir de kapama için kancam. Daha sonra bu şekilde boncuklarım. Şöyle bir çingene pembesi sanırsam. Boncuğum, kum boncukların daha büyüğü deniyor bunlara. Küçük incilerim şöyle. Daha sonra yine kum boncuklarının büyüğünden su koyu su yeşili bir renkte boncuğum. Başlayalım. Misinaya takarken önce kesinlikle şöyle bir parça keseyim de böyle bir parça keseyim de bileklerin boyunu o kadar yapayım da demeyin. Önce misinama hepsini geçiriyorum. Boncuklarımın hangi bileklik türünü yapacaksam. Daha sonrasında kesiyorum. Evet, bu şekilde önce çingene pembesini koydum. Aralara küçük incilerimden 7'şer tane koydum. Siz bileğiniz küçükse 5 ya da 6 tane koyabilirsiniz. Ya da daha kalınsa bileğiniz 7-8 tane, 8-9 tane koyabilirsiniz. Benim şu anki boncuğum çingene pembelerle yani kum boncukların büyüğü ve küçük incilerim dahiliyle 48 tane boncuğum var. Sadece incilerimden 42 tane var. Pardon, sadece incilerimden 40 tane var. Çingene pembesi ve su yeşili kum boncuğun büyüklerinden ise 8 tane ya da 7 tane var sanırsam. Evet, devam ediyorum şu anda. Evet, bilekliğimizi bitirdik. Şimdi halkamı takacağım. Evet. Şu şekilde kapattım boşluğunu. Çünkü oradan misinam kaçabilirdi. Çıkabilirdi. Bir dakika. Halkanızı bağladığınızda misinaya böyle bir durum yaşanmayacaktır. Evet, bu şekilde bağlıyorum şu an. Neden bu kadar çok misine bıraktım? Çünkü bağlarken çok sorun yaşanıyor misinalarda özellikle. 0.25 misinada bağlarken biraz zorlanıyorsunuz ama bağladığınızda bayağı sağlam oluyor. Diğer 0.7 0.8'de mesela şöyle söyleyeyim. Bağlarken biraz sorun yaşıyorsunuz ama bundan yani ne bileyim bundan daha fazla sanırsam. Ve bağladıktan sonra misine kalın olduğu için bu ip gibi kalın olduğu için misine şey olmuyor. Açılıyor tekrar çok sağlam olmuyor ama üstünden birkaç kez geçerseniz bayağı iyi oluyor yani. Bu şekilde biraz bağladım. Sanırsam 2 kere ya da 3 bilmiyorum. Daha sonra çakmak alıyorum. Çakmak kullanırken bir büyüğünüzden yardım almanızı rica ediyorum. Yakıyoruz daha sonra bu kısmını. Ve bu tarafa doğru çekiyoruz bilekliğimizi. Bu şekilde bilekliğimizin şu an halka kısmı hazır oldu. Şimdi kanca kısmını yapacağız. Evet, şu an kancamızı da bulduk. Misinamı açıyorum bayağı.
şuradan kesiyorum. Artık misinayla bir işim kalmadı. Şimdi bunu bağlayacağım. Bağlarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi çok dipte bağlamamak. Çok dipte yani bağlayabilirsiniz. Güzel durabilir ama biraz daha açıklık bırakıp bağlarsanız başka kişilerin eline de olması çok daha iyi olur. Yani çok daha iyi başka kişilerin elinde olur. Şu şekilde. Bu kadar değil de şu kadar falan bırakmanız gerekiyor yani. Şöyle falan. Çok açılıyor. Neyse, şimdi bunu bağlayacağız. Bu şekilde bu kadar boşluk bıraktım. Şimdi kesiyorum. Yakıyorum şu an. Yaktım ve bu şekilde yapıştırdım. Bir dakika. Evet. Bu şekilde bilekliğim hazır oldu. Şöyle göstereyim. Bilekliğimiz bu şekilde oldu. Bu arada bu bileklikleri almak isterseniz eğer dolap sayfamızdan dolap 2P ile kurdu 2U ile 73 adlı dolap adresimizden ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamasına da bırakacağım adresimizi. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.